Selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resident Evil Village'a. Bir önceki bölümle alakalı yorumlar okudum gençler. Şöyle bir şey atlamış olabiliriz biz. Oyunun bize verdiği bir silah var arkadaşlar. Magnum. Ve ben bu silahı kullanma konusunda inanılmaz cibri davrandım. Farkındayım. O yüzden de biz bu kadar zorlandık bu boss'u öldürürken. Ki hani yazıyor abi üzerinde zaten, bakın. Set to be effective against werewolves. Kurt adamlara karşı oldukça etkili. Ben çok daha kötü günlere saklıyordum bu silah, fakat belli ki kullanmamız gerekiyordu bir önceki boss savaşında. Sağlık olsun. En azından geçtik mi? Geçtik. Size neye mal oldu? Her şeye arkadaşlar. Hiç silahım kalmadı. Bana kelimenin tam anlamıyla her şeye mal oldu. Fakat en azından rate of fire'ı veya reload speed'i arttırsak mı reload speed'i ya? Ben rate of fire arttırdım abi. Sonra keskin nişan silahına gelelim. Orada da reload speed arttıralım. En azından hızlı mermi değiştirmek. Keskin nişan silahında bayağı etkili olacaktır diye düşünüyorum. Başka almadığımız burada bir sway'i azaltan şey var. Aha. Alalım. Bunu da takalım. Kesinlikle artık silahımız çok çok daha az sekecek. Ve almadığımız herhangi bir şey kalmadı. Burada satacağımız herhangi bir şey yok. Peki. Gençler artık yapmamız gereken tek bir şey var. O da altara bebeğimizi koymak. Artık umalım ki yakın bir zamanda inşallah Magnum'u kullanabileceğimiz daha güzel boss savaşları olur. Çünkü silahı kullanmadan bir şeyler yapmak da açıkçası istemiyorum. Gençler işte başlıyoruz. Yuh! Koskoca üstünü mü aldık abi? Var. Ne oluyor lan? Find Heisenberg mü? Bizim az önceki el savaştığımız kimdi? Find Heisenberg. Peki. Biz şu an... şey anladım. Hatırlıyorum buraya abi. İlk biz Dük'le... Dük'le değil de ilk. En azından bu köye ilk geldiğimiz yerde şeyler vardı yukarıda. Büyük heykeller vesaire vardı. Ne oluyor abi? Aynen, şeyi oraya sakacağız sanırım. Bakın çantamız yüksek ihtimalle görev itemi. Nerede o? Giant Chalice. Bakın, aynen. Şeylerin hepsi ekli. Altta Umbrella Corporation işareti var. Harika, harika. Her şey olması gerektiği gibi vallahi. Süper. Geliyorum kızım. Geliyorum abi. Geliyorum. Bundan sonra ne olacaksa hep beraber olacak. Tüm bosslardan kurtulduk. Hepsinden kurtulamadık. Ama en azından birçoğunu hallettik. Çok iyi be. Lan nereye gidiyoruz? Temporary measures mı? Geçici şeyler. Üstümüz kapandı. Eyvahlar olsun. Oğlum bir yerde köprü açılmadı mı? Biz yukarıdan gitmeyecek miydiz? Köprü açıldı o zaman. 15 mermim var arkadaşlar, bilginiz olsun. Keşke Magnum'umuzu kullansaydık da şu an 80 mermim var. İçim rahat diyebilseydim, fakat maalesef. Ama onun yerine 34 tane keskin nişan silahımız var. Hipfire ne kadar kötü olsa bile bence bu silahı kullanmak bize bayağı fayda sağlayacaktır. Ki zaten yeni silahımız olacağını vesaire söylediniz. O konuda da biraz içim rahat. Ve yeni bir dük bulabilirsek mermi satan, yine bayağı rahat ederiz, bilginiz olsun. Çocuğu merak etme Ethan. O iyi. Çabuk köprüden karşıya geç. Şunları burada bırakmak ne kadar mantıklı emin değilim. Yeniden kaybetmek istemiyorum. O yüzden alabilseydik iyi olacaktı. Çocuğu merak etme ve o koca kıçını köprüden karşıya geçir Ethan dedi bize. Ethan dedi Heisenberg. Peki Heisenberg. Seni dinleyeceğim ve köprüden karşıya geçiyoruz dostum. Çok güzel yerler ya, bakar mısınız? Gençler oyunun son anlarını oynayacağımız köprüye geldik. Bakalım işler
nasıl bir hal alacak bizim için. Çok güzel yerler ya. Aşağıda ipucu vesaire bulabilir miyiz diye bakıyorum. Ne zamandır ben... Ah! Ethan Winters. Ethan Winters. Welcome. Hoş geldin. Teşekkür ederim. I didn't think you'd make it past Donna Moreau. But I suppose you survived worse back in America. Donna ve Moreau'yu geçeceğini düşünmedim fakat Amerika'da daha zorlarıyla karşılaştın değil mi? Rose ve Miranda hakkında seninle konuşmak istiyorum birazcık. İçeri gel. Endişelenme, bu bir tuzak değil. Ne planlıyorsun? Amerika'da daha zoruyla karşılaştığın dediği gençler yüksek ihtimalle şey. Yine Resident Evil 7 Biohazard'a bir gönderme olabilir. Çünkü orada Amerika'daydık. İşte Baker ailesi vesairesi vardı. Donna ve Morrow'yu geçeceğini düşünmüyormuş. Demek ki Lady Dimitrescu'yu geçeceğini düşünmüş gençler. Bu da böyle bir tip not olarak belirtisi. Çünkü ikisi zaten birbirlerini pek sevmiyor. En azından oyun başında gördüğümüz cutscene'de de işte aptal kardeşimi geçtin mi? Lady Dimitrescu böyle erkek kardeşini küçümseyen bir tavırlar içerisindeydi. İçimden bir ses. O yüzden iki kardeşin birbirisiyle pek geçinemediğini söylüyor. Şimdi burası açılıyor fakat şurada da bir kapı var. Kapı açılmıyor mu peki? Oh! Olayı fabrikaya geldik abi resmi olarak. Haydi bakalım abi. Bir daha yakın bir zamanla içinden bir ses. Gün yüzü vesaire göremeyeceğimi söylüyor. Bakalım. Dip köşe araştırırım etrafı abi. Dip köşe. Çünkü bulabileceğimiz en ufak bir eşya, mermi yapmamızı sağlayacak en ufak bir item bile çok tatlı. Bu ne? High power. Yüksek güçlü. Nesi yüksek güçlü? Bildiğin ocak bu abi. Camp fluid. Gayet güzel. Değişik yerler ya. Vallahi çok değişik yerler abi. What the hell? Bu ne lan? Aa, biz kızımız. Rose? Truth hurts, don't. Whoa, whoa, whoa. Doğru, can yakar. Let me guess. Dur tahmin edeyim. You're thinking. Take me out like the others. Beni de diğerleri gibi öldürmek istiyorsun. Sonra Rose'u kurtaracaksın, öyle mi? I'm healing my daughter. Kızımı iyileştiriyorum. Look. Bak dostum. You got this all wrong. Her şeyi yanlış anlamışsın. Tell me. Kardeşim, ben burada konuşuyorum. Shut your fucking hole. Sorry about that. Çok üzgünüm dostum. Take a seat. Gel otur. Ama oraya oturmayayım ben ya. Arkam boşken. Listen, Ethan, you're being played. Dinle Ethan. Seninle oyun oynadık. You think this is a game? Bu bir oyun mu? Sence? I said sit. Ben bir şeyler söylüyorum. Beni dinle. Lady, supersized, kocaman büyük fahişe. Ugly, psycho doll. İğrenç psikopat bebek. Moronik bir ucube. Aptal bir ucube. Anlamıyor musun lan? It's a test. Bu bir test. To see if you're strong enough to be a part. Yeterince güçlü olduğunu anlamak için. Miranda'nın ailesi için güçlü müsün diye bir testti. Benim de umurumda aile bir roman ama işte buradayız. Ve ben sırada ben varım değil mi? Beni öldür ve zincirde yüksel. Her şeyin canı cehenneme. Kişisel şeyleriniz umurumda değil. Kızımı iyileştirmek istiyorum. Ben de. O çocuklukta güçlü olduğunu biliyor musun? Miranda bile ondan korkuyor. Last time you freak, I swear to God. Kim var abi altta da ses çıkartıyor böyle? You and me. Sen ve ben Ethan. Together, we go save Rose. İkimiz gidip Rose'u kurtarabiliriz. Brian Miranda into peace. Ve Miranda'yı geçmişe gömeriz abi beraber. Benim kızım bir silah değil. Fuck you. Senin canı cehenneme. Senin canı cehenneme lan. Aa, son şansın. O delikten olduğunu öğrenmek istemezsin. Ben denemeye razıyım abi. Senin cenazen. Abi çok dramatik. Ciddi manada çok dramatik. Cenazem de olsa dostum ben senin işbirliği yapmayacağım. Ben kızımı kurtaracağım. Aa, bu ne lan? Oğlum, what is this? Helikopter kafalı mı? Whoa, whoa. Damn. Aa, herifin üstü helikopter abi. Aa, herhal koş abi. Oh, oh, oh. Aa,
Koşuyorum. Durmaya niyetim yok abi. Arkamda helikopter geliyor çünkü. Ama orası kapalı. Çok güzel. Hızlı, hızlı. Seri, seri. Gelen var mı? Sıkayım. Yaklaşma. Yaklaşıyor. Atla. Çok güzel be. Kaçtık. Süper. Artık fabrikanın derinliklerine de indiğimize göre arkadaşlar, bu saatten sonra o şey neydi öyle? Dostum bilmiyorum fakat bir grenade launcher'lık işi varmış gibi hissediyorum. Çünkü üzerinde sonuçta motor olduğu için ben onu ateş ettiğimde motor parçası da patlayacak ve voila. Rusted scrap. Bence buralarda bir yerde bir rusted scrap daha bulabiliriz. Gunpowder kesinlikle çok güzel. Uh-oh. Her şey makineymiş ama. Nereye gidecek ve ne yapacak? Bir dakika bir inceleyelim. Çok güzel. Normal çalışıyor ya. Okey. Bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bizlik bir şey. Metal scrap'ten ziyade benim şeye ihtiyacım var. Rusted scrap'e. Teşekkür ederim. Şundan yapalım abi. En azından şimdilik küçük direkt olarak boss'la savaşmayacağımızı tahmin ediyorum. Dolayısıyla geçen sahip olduğum itemleri bir süre en azından şey yapmak için harcayacağım. Diş. Wow wow wow. Burası kalabalık. Şimdi mücadele etmek için nelerim var? Keskin nişan silahım var ki bence bu gayet güzel. Aa gelişmişler. Bakın. Oha gözlerine VR takmışlar abi. Lan nereden buldunuz siz VR'ı? Tabi fabrikada ya bunlar. Şey yapıyorlarken yani ekipman falan yapmışlar değil mi? Çok iyi ya. Bayağı güzel abi bayıldım. Yalnız helikopter kafa buradan bir yerden çıkacak ya. Hissediyorum onu. İşimiz... Sanki şurada kırmızı bir şey gördüm lan. Değerli bir şey mi o? Legendary loot. Nereye bırakıyorsun abi onları oradan alıp? Onu anlamadım. Hurdalık. Peki. Yine ben şu magnumu harcamayacağım. Yalnız... Çok sağlığımız tehlikeye girerse diye... Şu yine elimizde bulunsun arkadaşlar. Çıkalım bakalım. Yavaş, yavaş. Burası berbat bir... Oğlum onlar ne? Yukarı çıkmam lazım. Dostum çıkarız. Dur da. Escape the factory. Fabrikadan kaç. Bunlar ne abi? Aga. Ciddi olamazsın. Oğlum herifler seri üretime geçmiş. Bakar mısınız gençler? Uf 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 uf. Başıma neyin geleceğini bilmiyorum. Ve açıkçası şu noktada tahmin etmekten de çok korkuyorum. Dolayısıyla oğlum şuraya bak. Müthiş yer lan. Müthiş fabrika. Samimi söylüyorum. Şu kırmızı ışıklar da oldukça korkutucu bir hava katmış. Samimi söylüyorum. Şurada bir kapı var. Ah dük. Lan neredesin lan sen? Salak çok özledim seni. Aa bu ne? Oha. Bu bir asansör. Ve istediğimiz kata belli ki çıkartabiliyoruz. Biz şu an B4'teyiz. Tabii zemin kattayız yani basement'tayız. Herhangi bir şey var mı? Yok. Dostum. Oh yes. Aa evet. Evet, supply var mı diye bakıyoruz. Ya, süpers. Interesting selection. Evet abi. Oldukça interesting selection hem de. Mermi alıyorum normal ama interesting selection. Sen, oh! Bu ne lan? Oha, shotgun. Allah Allah. Ve hasar gücü geçen 1160. 50.000'e çantamızı büyütebiliyoruz. Yapalım mı? Yapalım. Congratulations. With this you'll not worry about missing anything. Oha, bu ne lan? Wolfsbane'i arttırıyor, silindir sayısını arttırıyor. Bu ne? V61 için. V61 ne? Oğlum neler neler gelmiş var ya. Pay me no mind.
Bak bu silahı arttırırsak 1120'ye çıkıyor bu shotgun. Fakat diğer shotgun daha en baş hali 1160. O zaman sizin yine yapacağınız şeyi yapacağım. Ve ben sahip olduğum bu shotgun'ı satacağım. Bilginiz olsun. Şu değil mi? 79.000'e. Aynen. Bunu satalım abi. Ve diğer shotgun'ı alacağız. SYG 17 ve güncelleştirmesini de yapalım. Red Dot Sight geliyor bu arada abi. Rate of Fire arttırıyor. Of 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 çok tatlı. Kesinlikle abi. Çok güzel. Yeni bir shotgun'ımız oldu. Müthiş. Ve silindir sayısını arttırabiliyoruz. Yani bunu almak biraz mantıksız. Neden diye soracak olursanız zaten mermi sayısı oldukça sınırlı abi şeyin. You'll be slaughtering things in droves. Oh! Bu ne lan? Handgun mı? Tam otomatik makineli pistol. Firepower. Ve hasar gücü 200. Ay. Aa bunun 160'mış sahip olduğumuzun. E bunun 200. Hmm. O zaman satıyoruz. Onu da satıyorum abi, yapacak bir şey yok. Samimi söylüyorum gençler, çünkü yeni aldığım her silahı yenileyeceksem eskilerini satmam gerekiyor. Bana öyle söylediniz. İnşallah yanlış şey yapmıyorum. Buruyum şu an. Ha şey. Bizim yeni aldığımız silah. Sat abi. I'm surprised you'd part with this so early. Eyvallah dostum. Çok çabuk ayrıldığına şaşırıyorum diyor. Vallahi abi kararlar veriyorum. İnşallah yanlış kararlar vermiyorumdur. Bir şeyleri upgrade diyebiliyor muyuz şimdi? Yeni silahlarımızdan shotgun'ımız var ve pistolümüz var. 50.000'e 210'a çıkartabiliriz. Hiç gerek yok. Çok az param kaldı. 65.000'e gücünü arttırabiliyoruz. Hiç gerek yok. Kalsın. Evet, eskilerden bir tek sniper'ım kaldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eyvallah. Thank you for your patronage. Teşekkür ederim. Şimdi 2'de pistolümüz var. Değişik bir pistol bu. 3'te yine magnumumuz. Hatta 3'e artık bence şu silahı koyabiliriz. Oo, şuna bak. Çok güzel ha. İyi bir shotgun'ımız oldu. Bu pistol ama sanırım basılı tuttuğum takdirde taraya da bilir. Okey. Bence şu an gitmeye hazırız. Dük. Yardımlar için teşekkür ederim dostum. Artık... Allah'a emanet. Bir dakika. Burası bir yere gidiyor. Fakat... Bizim amacımız asansörden bir yere gitmek değil miydi? Karşıma kesin bir şey çıkacak ya, belli. Bu koridor o kadar bariz ki. Oh wow. Büyük yanıldım. Gunpowder. Bir tür... kırması kolay diyor. Kilit makinesi, bir tür kırması kolay. Ay dur. Güzel. Ne biliyor musunuz? Oldukça etkili. Ben bayıldım şu an için. Bunlar şimdilik kalsın. Ben sahip olduğum eşyaları birazcık, en azından bir süre korumaya çalışacağım gençler. Bilginiz olsun. Yalnız Dük'ün olduğu yer sanki görev yerine gidiyordu ve burası herhalde bizim için biraz bir side track olabilir gençler. Bilginiz olsun. Ama olsun. Oyunda side track yapmak lazım. Çünkü oyunun hani siz yan görevi yaptığınızda oldukça güzel bir şekilde ödüllendiren bir sistemi var. O yüzden zaten tüm Resident Evil oyunlarının olduğu gibi birazcık görevden sapıp böyle side questler yapmak, etrafa dolaşmak, ne olduğunu anlamak, not okumak vesaire. Büyük keyif. Wow lan, korktum. Oğlum çok korktum. Aa bunlar kör mü acaba? Bir dakika. Bunlar kör olabilir mi arkadaşlar? Aa değiller kör. Oo çok güzel silah var sende. Nereden buldun? Aslına bakarsanız tam gözüne değil de böyle kafatasına vurmanın bir yöntemi olsaydı eğer, hani ekstradan bir mermimizin tekrardan metalini kırması gibi bir söz konusu şey olmaz yani. İki kurşunla öleceklerse mesela, bir kurşunda öldürebilirdik eğer o bir kurşunu kafatasına direkt oturtabilseydik.
Nereye geldik abi? Vay. Crank. Oraya sığmıyor. Bakın bu ses şekli unutmayın. Kesin tekrardan bir backtrack yapıp buraya kesin geleceğim. Yani başka açıklaması olamaz. Ama bak insanlar değil de buradaki yaratıkları yaptıkları sanırım modifikasyonlarla alakalı bazı şeyler var. Bak kafaya kurşunları korumak için vesaire. Bak göğüs kısmına kadu eklemişler bazı şeylerimizin. Bu ne? Allah Allah. Like a casting machine. Bir şekil verme makinesi bu. Vay, yüksek ihtimalle var ya bir noktada makineye hani en azından bir CNC makinesi gibi bir yerde diyeceğiz ki bakın bu şekli yapacaksın diyeceğiz. Sonra geleceğiz o şekli yapacak o alet. Canfly'ı da alalım. Acaba bir şey koyabilir miyiz buraya? O da olmuyor. Anahtarlar bir işe yaramayacaktır diye düşünüyorum. Treasure map. Bunu ezebiliyor muyuz? Hayır. Evet burada bir olay var gençler. Fakat sanırım şimdi vakti değil. Yine bir denesek. Yok ya buraya sığmayacak. Yüksek ihtimal yok abi buraya ait olan şey bizde. İlerleyelim bakalım. Bakın tam da bundan bahsediyordum. Sen bir söyleme tek attık ya. Kafasına gelince bak tek atamayacağız. Yani gözlerine kişiyi vurmamamız lazım. O yüzden şu şeye vurmamız gerekiyor bizim. Tam kafa üstlerine. Gel. Gel dostum. Aa, niye vazgeçin oyun oynamaktan? Ben sizi çok seviyorum. Yapma. Oha. Bayağı vazgeçmiş yalnız. Yuh. En başa gitmiş abi başladığı yere. Oğlum ne yapıyorsun salak? Tamam sabit dur bekliyorum seni. Yavaş hareket et. Düz çizgide hareket et. Bak ölmedi şimdi gördünüz değil mi? Sus lan. Polikristal School. Bak bu yeni. En azından ilk defa böyle bir şey elimizde sürüyoruz. Vay be. Bence şuraya bir el bombası. Bizim tüm dertlerimizi çözerdi. Teşekkür ederim. Hadi be. Ciddi misin abi? İlla oraya mı girmemiz gerekiyor? Biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Bizim nelerimiz var? Flashbang. Bak flashbang de olabilir aslında biliyor musunuz? Biz şunu alalım. Keskin nişan silahını koyalım mı? Evet. Gerekirse mayın koyarız. Çünkü hani kurt adam mesela mayın işe yaramadı fakat bu tarz yaratıklara yarayacaktır çünkü bunlar bir kurt adam değil. Rusted Scrap. Hemen pistol mermisi yapalım bir tane. Shotgun mermisi bir tane. 15 shot şey daha yapalım. Pistol mermisi gayet güzel. Oğlum çok tırsıyorum ben bunlardan çünkü sonuçta ne yaptıklarını neyi yapabildiklerini bilmiyorum fakat ay şuna bak abi. Gençler. İnanılmaz bir modifikasyon. Nefret ettim mi emin değilim. Çok kötü durmuyor çünkü. Bu neymiş lan? Aa bak. Mold mu? Kalıp. Wow wow wow. Kalktı. Kalkmamış. Bak kalıp bulduk şu an. O kalıbın içine dökmemiz gereken ne bileyim. Al abi sana hediye. Uyandığın için. Aa kalbine. Kalbini koruma. Artık beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Patlıyor. Aha. Kristal mekanik kalp mi? Of of of. Çok net şey düşündüm. Kesin dedi bunun arkasında bir yerde gizli bir yer var. Bir bölme var. Önündeymiş abi. Olsun. Bu arada kalıp bulduk. Burası açıldı mı? Abi nasıl not enough power ya? Anlamadım. Bir dakika biz... Şurada bir şey var ya görüyorum. Bak şurada parlayan bir şey. Aa bu ne? Ha çekmeceymiş. Bir dakika ya o odaya giremiyor muyuz biz cidden? Buradan bir yerden girebiliyor olmamız lazım. Lütfen orada güzel bir loot var abi. Ne olur kaçırmayalım onu. Bak tam şurası.
Evet, burada bir şey kalmamış ya. Pek ilerliyoruz o halde. Yalnız dediğim gibi şimdi kalıbı aldık ve o kalıba bir şeye şekil vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim anladığım kadarıyla şeyi falan eritmemiz lazım hurdayı ki hani oradan cevher oluşsun. Oradan hurda metalden. What is this? Yellow quartz. Gayet güzel. 10.000 dolar. 10.000 dolares. Vallahi çok şekilliz şu an. Hemen gidelim şu kalıbı koyalım. Ama içimden bir ses buraların dolacağını söylüyor. Ha, şeyin içinde var zaten makinenin içinde. Bakın, erimiş çelik geliyor. Yüksek fırınlarda eriyen çelik. Aynen, çok da soğutuyoruz şimdi. Sonra kalıp çıkacak, onu alacağız, şuraya takacağız ve... Relief of a horse. At gravürü. Seems useful. Kullanışlı gözüküyor, aynen öyle. Kullanmadan bilemeyiz dostum. Çok tatlı. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Çok merak ettim ve deneyeceğim. Aa, şeyimiz gitmiş. Kalıp kayboluyormuş pek. Bizim el bombamız var mı bu arada? Yok. Yapabiliyorum. Yapmalı mıyım? No thank you. Of, çok tırstım be. Vallahi çok tırstım. Çok korkuttum yine. Alkolik. Şey çok zor. Biri sallanıyor biri. Sanki böyle bir C çizer gibi hareket ettiği için. Şeyi ayarlaması zor. Direkt kafasının hani böyle zırhlı olmayan kısmını kestirmek. Oğlum şu çarkların çalışma hızına bakar mısınız abi? O kadar büyük bir şeyin o kadar hız... Of! Oraya nasıl gideriz? Examine. Ne var? At gravürü. Kitli. Eyvallah reis. Biliyorum kitli olduğunu. Yani evet. Bunu burada kullanamıyoruz. Acaba dük şey satıyor muydu en son konuştuğumuzda? Lockpick. Çünkü şu an sahip olduğum her lockpick... Uf! Magnum. Hem de 3 tane. Gayet güzel. Wheel işe yaramıyoruz. At ya, at. Belli at lazım. Dimitrios şu an işe yaramıyor. Iron Instinct... Yok. Tamam, okey. İlerliyorum. Aa, niye aşağı atladık abi? Oo. Birisi var. Kesin birisi var. Ve onu biz buradayken halledebilirsek çok tatlı olur. Fakat bir sanki şu makinelerin öbür tarafında bak. Bak aynen gördüm. Tamam, bizim bildiğiniz zombilermiş abi. Sorun yok. 4600 değil. Gayet güzel. Yok, araya çarklar girdiği için bir mermiyi dahi es geçmek istemiyor. Oğlum burası bayağı tehlikeli. Oğlum manyak mısınız? Öldürebilir mi birisi birisine? Çok tehlikeli yerde çalışıyorsunuz gençler. Surata bak ya. Çirkin şey seni. Arkamdan birisinin gelmemesi gerekiyor. Hoppa, koşuyorum. Geber lan. Geber fabrikalar. Geber. Sen de öl. Bekle mermim. Dostum sana bekle demedik mi? Mermi değiş, mermi değiş, mermi değiş. Arkandayım. Aa, kafa sıkıştı. Buradayım, buradayım. Gel dostum. Olabildiğince az mermi harcamaya çalışıyorum fakat onu her düşündüğümde daha fazla mermi harcıyorum arkadaşlar. Shotgun mermisi. Şimdi sanırım koşabilirim. Hoppa, koşuyorum. Allah belanı ver. Aa, ne oldu? Aa. Oo, geçen sefer zamanlama yapamamışız. Halbuki çok kolay. Oo, bir dakika. Bunda bir olay var. (Gülüyor)
Bak bak kırıyorum. Kırıyorum arkadaşlar. Kırdım. Oo. Aa bir saniye. Bak ne biliyor musunuz? Bazılarında kırmızı bir şey gördüm. Bence bunu yapmamız gerekiyordu en başında. Bekle bekle. Çok güzel. Heh bak aynen. Bunları bir tek kıralım bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. O da gitti. Şurada bir tane var. Şurada bir yerde yavaşlıyor. Kaçırdım. Onu yapamıyorum. Bir şuna bakalım. Burada bak burada da var. Bunu bence bıçakla yaparız. Az daha yaklaşalım. Ölmeyelim ama. O da tamamlandı. Bir tane kaldı şu an. Lan en kolayı aslında o. Heh. Evet vallahi var. Tüm makine çökecek. Tüm fabrika çökecekmiş gibi hissediyorum şu an. O yüzden biraz hızlı olmam lazım. Arkamızdan birileri gelebilir. Pomp işimizi elimize alalım biz. Şurada bir şey gördüm. Sanırım şuranın ışığı. Evet. Sonuç. Aslına bakarsanız bir işe yaramadı. Hani belki uzaktan bunları vurarak belki bir tık daha rahat edebilirdik. Fakat ben Legendary Loot vesaire vereceğini düşündüm. Fakat öyle olmadı abi. Peki ilerliyoruz artık. Sanırım bu şeyle elinde diken modifikasyonu olan adamın bulunduğu yere çıkacakmış gibi hissediyorum kendimizi. Diğer taraftan kilitli. Oğlum karşılaştığım her kapı diğer taraftan kilitli. İyi de. Abi yani bir tarafı da benim tarafımdan kilitli olsun. Wow. Eyvah. Ne yapacağız gençler? Ne yapacağız? Yani 4 işe yarar mı acaba onlara karşı? Yaramaz. Elmaması işe yarar mı? Emin değilim. Biz her türlü ihtimale karşı bunu alalım. Çünkü elmaması biliyorsunuz ki alan hasarı veriyor. Ve bu arkadaşların zayıf noktası kalbi. Oğlum bayağı çirkinler yalnız dikkatli bakınca. Bakar mısınız şu gözlere? Vallahi ruhuma bakıyor sanki. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kalkmıyoruz. Şurada bir olay var. Aa açtım kapıyı. Aa bakın. Çok güzel. Backtrack yapabiliyoruz artık. Burası için şu işe yarayacaktır. Oo. Mekanik parça. Silindir. Yüksek ihtimalle combinable item olabilir. Oh yo. Evet. Aynen. Bakın bir tür silindir parçası. Görünüşe bakılırsa kullanılabilir. Ha, bir şeye bağlayabiliriz diyor bunu. Başka combinable herhangi bir şeyimiz olmadığı için şimdi çantamızda dursun. Ve bu arada bu haliyle bile... Heh. Very valuable saldım affedersiniz. Bu haliyle bayağı kullanışlıymış. Burada bir şey kaçırdık mı bu arada biz? Buralara bakmıştık. Bu kapı nereye çıkıyordu? Onu hemen bir öğrenelim. Burası neresi lan? Şey burası o bölge. Okey. Burada hala bir şey var bu arada. Ve oyunun yine burayı gösteriyor olması benim biraz canımı sıktı fakat belki şey başka bir kalıp bulacağız. Başka bir kalıp bulduktan sonra orası işe yarayacak. Almadığımız şey yok. Okey ilerliyoruz. Yedek jeneratör. Şey eksik. Kok. Ya gear hani çark çark ha. Çark eksik. Buluruz çark. Dostum yeter ki siz kalkmayın. Ben ne gerekiyorsa yaparım abi kalkmamanız için. Çünkü hakikaten bak çok kalabalık gençler bakar mısın bak. Ha bunlar boş gerçi. 1 2 3 3 tane sırf burada var. Bir önceki odada da 5 tane var. Yani çok var hani kısaca söylemek gerekirse sayıları hakikaten yüksek. O kırılıyor mu? Kırılmıyor. Buraya başka bir yerden de gelebiliyoruz.
Buraya sanırım tekrardan gelmemiz gerekiyor fakat şu an yapacak pek fazla bir şeyimiz yok. Fabrika haritası. Çok güzel. Alt seviyeleri de gösteriyor bu arada bize. Şimdi biz MB4'teyiz. G'ye bassam. Yok biz şu an bak bir üst kata çıkalım. Evet biz MB4'teyiz. Üst kat. Of 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 var ya. Cidden fabrika çok büyük. Gençler samimi söylüyorum. Başlı başına bir harita gibi olmuş burası. Bu ne? Mekanik asker. Adı Soldat. Versiyon 1.0 tamamen gelişmiş erkek cesedi kullanılmıştır bu iş içinde. Kalbi sökülmüştür ve onun yerine implantlı kadu yerleştirildi. Kas güçlendirilmesi yapıldı elektrik şoklarıyla ve bu başarılı oldu. Beyni ölü olduğu için çok fazla düşünme yeteneği gibi bir şey yok. Yalnızca yıkma içgüdüsüyle çalışıyor ve yıktıktan sonra tamamen duruyor. 1.1 versiyonla yükseltmişler, bir üst versiyonla. Koluna kranium eklemişler ve elektrotlar beyin dalgalarını sabit hale getirmiş. İlk deneyi yapmışlar Lycan'la ve 3 dakika içerisinde parçalara ayrılmış ve Lycan tarafından yenmiş. Yani Lycan kazanmış bu mekanik askerle kurt adam savaşını. Görünüşe bakılırsa yıkıcı ve yıkıcı ve katil içgüdüleriyle alakalı bazı geliştirmeler var. 1.10 versiyonunda alt tarafı lower part. Ha, kolun alt tarafı yani bileğinden, dirseğinden sonrası drill'le yani böyle bir kazma aletiyle değiştirilmiş. Yeterli hareket etkisi sağlayamıyormuş. Fakat belki hani yaşayan bir bölgeye de ihtiyaçları vardı. Yani vücudunda organik olan bir şeye de ihtiyaçları vardır. Bir sonrakinde de kadu reaktörü göğsüne yerleştirildi ve hakikaten aldığımız sonuç muhteşem. Lycan'la ikinci deneyi yaptık ve Lycan'ı bir dakika içerisinde mahvetti. İyi sonuçlar reaktörün dayanıklılığıyla alakalı iyi sonuçlar aldık. Eğer reaktör yıkılırsa bunlar çalışmayı kesebilirler yazıyor. Vay be. Demek ki bunlar hakikaten ölü bir insan. Vallahi buldum. Kalıbını bulduk gençler şeyin. Akünün kalıbını bulduk. Ah bak backtrack yapabiliyoruz artık harika. Şurada bir şey var ya bir dakika oraya nasıl açacağız? Ha biz buraya gelmiştik zaten. Tamam okey. Burası okey. Şurada bir şey var mı? Yok. Harita göre burası mavi. Gayet güzel abi. Şeyin kalıbını bulduk arkadaşlar. Neyin? Allah belanı! Allah seni kahreye... Oğlum! O bakış neydi öyle abi? Deneyelim bakalım. Al lan! Gel diyorsun, kalbini göster. Abi nasıl ölmüyorsun lan? Çok iyi be. Ay çok korktum. Gençler vallahi çok tırsım, samimi söylüyorum. Hiç beklemiyordum, o bakışı gördünüz mü abi bana? Şöyle bir durup da bana bir bakış attı, fark ettiniz mi o bakışı? Abi hiçbir zaman unutmayacağım o bakışı. Hiçbir zaman. Şerefsiz. Üçkağıtçı seni. Burası. Bir dakika biz nereden kendimizi geri yol yap? Şu an bir loop'un içerisindeyim arkadaşlar ve benim bu loop'tan çıkmam lazım. Orası kapalı. Biz bir yerden geri dönmüştük. Ulan deminden şimdiye geldim abi. Ne değişti? Allah Allah bir dakika. Bir şey atlıyor olmalıyım. Oradan geldim. Orası kapalı. What? Buradan gittim. Buraya çıktım zaten. Bir dakika. Az önce biz geri geldik ya. Hızlı bir şekilde hatta kapı açtım vesaire. Fakat şu an onu ilginçtir ki bulamıyorum abi. Geri gitsem. Burası değil. Biraz daha geri gidelim. Bak şey burada. Şey burada. Kog. Oradan geldik. Heh. Burası ya. Burası. Oh be. Yandaki bir odaymış sadece. Yap abi. Hemen ver bize şeyimizi.
Ver kalıbımızı dostum. Oldukça hazırım şu an savaşmaya. Zor değiller gençler. Sadece tek sıkıntı... işte kollarını koruduğu anda sizin çok doğru bir anı bulup... saldırmanız gerekiyor. Bunu kullanabilirim. Kesinlikle dostum. Ve şu an tam doğunu yapacağız. Bakın tam direkt buradaymış zaten. Yakındaymış. Yüksek ihtimalle soldaki yer açılacak. Doğru mu? Evet. Harika. Geliyorum. Ne oluyor? Aa, ilerliyoruz. Gayet güzel. Allah! Arkamda, 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 arkamda. Such a disappointment. Yapma abi, yapma. Oha. Lan öldürmedi mi? Aa, ölmedim. Lan nasıl ölmedim? Çıkar, göster göğsünü. Atlama, atlama, atlama. Kayıyorsun. Yapma, hareketi bir daha yapma. Göster, şeyini göster. Aa, ölmedi. Abi ölmüyor. Lan dur, dur, sıkıştım köşeye. Abi ya. Lan oğlum ölmüyor musun sen? Sen mobil yalnız bırak. Abi. Onu yıkmak için güce ihtiyacım var. Ha, dostum tam zamanında konuşuyorsun sen de ya. Bunlar benim gücümün meyveleri. Şunlar. Güçlü olan zayıf olanı öldürür. Büyük balık küçük balığa. Dünya böyle. Bana asla beni reddetmemeliydin Ethan. Nasıl bir ucube bu böyle? Ben kardeşlerime böyle davranmam. Bana ya, şey yapmamalıydın. Abi çok sıkıntı ya. Samimi söylüyorum. Nasıl yapacağız lan? Ya pompalı çok daha etkili onlara karşı. Exclusive round yapsak acaba nasıl olur? Şöyle bir sağlık basalım bari ya. Vallahi tek atıyor falan sandım biliyor musunuz gençler? Şu keskin şanslarını alsak 4'e koysak evet. Bir kere 4 deneyeceğim çünkü. Göğsünü indirmişken. Burada bir tane daha vardı onlardan. Burada onlardan bir tane daha var. Sniper rifle. Az yavaş hareket edelim. Azıcık yavaş. Önce benim onu fark... Burada biraz FPS düştü birazcık. Şimdi yerinden kendine geldi. Bak bak orada. Hadi be dostum. Ah be. Dur dur. Eğer burası düzse şimdi göreceğim onu. Göster kendini. Oo. O ne lan? Üç kere vurdum. Ölmedin. Gösterecek misin? 4 kere arkadaşlar. Çok güzel ölüyor ama değil mi? Böyle geri dön diye bayılıyor abi. Çok hoş. Cidden çok hoş. Şimdi bir üst kat var. Şuraya bir bakalım. Hızlı bir şekilde. Ulan biliyordum var ya. Nasıl oldu? Güzel değil mi? Oooo son anda. Bir kere daha. Son bir hareket yapmam lazım abi. Son bir abi. Oo. Ah be eline geldi. Eline geldi. Kay. Evet. Çok güzel kaydın. Biraz hızlı kaydın sadece. Kristal mekanik kalp. Ne zamandır dükü de göremedim abi. Kafayı sıyıracağım ya. Şu kristal kalplerin hepsini satmak istiyorum. Dur dostum. Modlu çalışma bir daha. Tehlikeli. Yüksek akım abi. Flashbang. Ulan flashbang de kullanabiliriz. Aslına bakarsanız şey olsa çok tatlı olurmuş. Biz flashbang kullanıyoruz mesela. Hiç flashbang kullanmadım bu arada. Nasıl bir etkisi yapıyor bilmiyorum. Yüksek ihtimalle kör ediyordur onlar elbette ki ama hani yakınlarına yakınına gidip o körken mesela böyle bir script ile hani şey yapsak mesela onun
kalbini söksek falan. Hızlı öldürme taktiği böyle bir şey olsa da fena olmaz olur. Fena olmazmış. Nereye geldik abi? Ulan bir save istiyorum ya. Vallahi bir tane... Mayın. Bunlar kullanışlı olabilir. Biz şöyle bir şey yapalım. Aynen. Bıçağa gerek var mı? Bana sor. Şimdi belki bıçağı bir alabiliriz. Arkamız boş. Ya şu... Nefret ediyorum ya. Keşke silahlarım delip geçse var ya şu şeylerin kafasını. Metal aleti özellikle. Şu bayağı zorlaştırıyor çünkü işimizi. Tek kurşunda rahat ölecekken... Ekstradan bir mermi daha sıkıyoruz bu... Şarolara. Yok ya, keşke kullanmasaydım. Evet bak, bu demirleri... Şeyler kırabiliyor gençler, biliyorsunuz elindeki o aleti olanlar. Biz buraya nereden geldik lan? Bir dakika, buradan mı geldim? Yo. Alt kattan geldim sanırım. Evet, biz buraya gel... Aa, bu farklı! Oo abi. Arkadaşlar. Bu abi farklı diğerlerinden. Bunu kesin şey yapacağız ya, dur anladım. Gel abi gel. Gel, biliyorum çok güçlüsün, gel abi biliyorum. Gel bakalım, sen de güçlüsün ben de güçlüyüm. Ama hangimiz daha güçlü birazdan göreceğiz. Aa neredesin lan? Hah geliyor. Gel buradan gel. Evet. Bak burada ne var. Hay aksi. Granite launcher arkadaşlar. Ve large crystal mechanic art. Bu ekstra güzel. Şurası açılıyor gibi lan. Evet. Mayın. Buna benzer şeyler de hatırlıyorsanız Biohazard'da vardı. Hatta orada şey yapıyordunuz. Flamethrower'la falan yakabiliyordunuz orayı. O kısmı özellikle. Bu neymiş lan? Bomba mı abi? Biz bu arada tekrardan şunu biri alalım. Yay. Güzel ya, fena değil. Silahlarımız yine bir önceki bölümlere göre çok daha yüksek değil. Özellikle mermileri vesaire daha doğrusu silahları derken. Ama etkili silahlara sahibiz. 7 tane olsun. 5. Geliyorum dostum, bekleyin. Neredeyiz aga? Nereye geldik Allah aşkına? Aa bak her yer bir yere gidiyorsa. Oo bir dakika. Aa şeye gidiyor olabilir burası. Bakın biz buraya gelmiştik. Aynen. Dur. Burası eğer düke gidiyorsa lütfen düke gidiyor olsun. Hem belki stok yeniden... Evet burası dükün yolu. Çok çok iyi. Oley be. Hemen bir oyunumuzu kaydedelim. Bölümümüzü rahat bir şekilde sonlandıralım. Alabiliyorsak mermimizi vesaire her şeyimizi alalım ve... Aynen. Burası bir nevi köy meydanı gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Burası hakikaten safe bölge. Dük. Senin için bir şey seçeyim mi? Seç. Me. Onu da sattım. Hepsini. Kalplerin her biri 5000 ediyor bu arada. Bilginiz olsun. Bunu satmıyoruz. Okey. Bence yeterli. Tekrar 135.000'imiz var. Mermi vesaire var mı? Yok. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Durumumuz... Bence hiç fena değil gençler. Tekrardan şöyle kaydımızı 18'e alalım. Eyvallah, teşekkürler. Gençler, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Village'a devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.